Merhaba arkadaşlar. Birkaç bilgi kısmında limanlarla ilgili bilgiler vereceğim. Ama bazı bilgilerin farklı kaynaklarda, farklı şekillerde de olduğunu biliyoruz. Yani başka yerlerden belki buluyorlar ya da başka kaynakları kullanıyorlar. O yüzden farklı örnekler olabiliyor. Tabii hani bizim baktığımız kaynaklarda yine özellikle limanlarla ilgili bazı kuruluşlardan bunları dikkate alıyoruz ama dediğim gibi bazı kaynaklarda farklılık gösteriyor. Hani ÖSYM sorar mı sormaz mı onu bilmiyorum. Özellikle ben burada bu uyarıyı yapmış olayım. Hinterland'da en dar olan limanımız Sinop Limanı. Hinterland'da en dar olan ki Hinterland art bölge bir limanın gelişmesinde en önemli faktörlerden birisiydi. İran'ın transit ticaretine en önemli olan liman Trabzon Limanı'dır. İran'ın transit ticaretine en önemli limanımız Trabzon Limanı. İlk transit konteyner limanımız Tekirdağ Asyaport Transit altını çizelim. Konteyner kısmında ilk değil. İlk transit konteyner limanı Tekirdağ Asyaport. Kapasitesi en büyük olan Ro-Ro limanı ki Ro-Ro'nun kısaltılmışı bu şekilde açılımını yaparsak roll on roll off. Yani indir bindir, doldur boşalt şeklinde ifade ediliyor. Özellikle tekerlekli araçların, karayolu araçlarının belli bir mesafeyi deniz yoluyla taşıması sistemi. İstanbul Tuzla kapasitesi en büyük Ro-Ro limanı içerisinde değerlendiriliyor. En büyük konteyner limanı İstanbul Ambarlı büyüklük derken kapasitesi kısmında da dikkate almamız gerekiyor. Bunun yanında en büyük Kroviziyer limanımız. Kroviziyer biliyorsunuz büyük gemilerin özellikle turizm amaçlı kullanılan gemilerin yanaştığı limanlar arasında Kuşadası birinci sırada geliyor. En büyük ihracat limanı olarak Adana BOTAŞ değerlere baktığımızda böyle bir şey çıkıyor ortaya Adana BOTAŞ. En büyük ithalat limanı Kocaeli. En büyük ithalat limanı Kocaeli. En fazla gemi girişi olan liman yine Kocaeli olarak dikkate alınmaktadır. Dediğim gibi çok sık soru geldiği için özellikle ben bu videoyu çekme gereği duydum ama bazıları farklı kaynaklarda farklı şekillerde ifade ediliyor. Bunu yine altını çiziyorum. Hani ÖSYM ne kadar buraya girer girmez onu bilmiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar.